Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki bir anket başlatmıştım. Ningguang ile Zhongli arasında hem jeoparti resonans değişikliğinden ötürü hem de Zhongli üzerindeki değişikliklerinden ötürü ikisinin de videosunu çekeceğim. Ancak öncelikli olarak Ningguang seçildiği için Ningguang'ın videosunu şimdi atıyorum. Birkaç gün sonrasına da Zhongli'nin videosunu atmaya çalışacağım. Öncelikle jeoparti resonansı tekrardan değinmemiz gerekiyor ki Ningguang'daki bu değişiklikleri nasıl gösterebiliriz? Onun hakkında bir fikir edinebilelim. Bir kere kalkan gücümüz %15 artıyor. Ayrıca eğer ki mevcut karakterimiz kalkan tarafından korunuyorsa hem %15 bir hasar artışı kazanıyor. Aynı zamanda vuruşlarımızla beraber yani hasar verişimizle beraber rakiplerin Geo direncini de %20 azaltabiliyoruz 15 saniyeliğine. Madem artık bu Geo parti resonansı ile beraber kalkan kazanmak çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi düz vuruşlarımızda deneyeceğiz Ningguang'ın Geo parti resonansı özelliğine. Şimdi kalkan kazanmadan düz vuruşlar gerçekleştirmek istiyorum. Şu anda 538 ya da şöyle diyelim. Her bir taş parçacı 538 vuruyor, 2 adet vuruyorum. Yaklaşık 1K'ya geçiyor. Kritik vuruşlarımla beraber 2 taş parçacığının toplam hasarı da 2700'e kadar çıkıyor. Gayet güzel. Bu herhangi bir kalkan kazanmadan elde ettiğim vuruş. E yeteneğini bilerek kullanmayacağım çünkü biliyorsunuz ki benim takmış olduğum silahtan ötürü, Solar Pearl'den ötürü eğer ki yeteneğini kullanırsam normal ve charge ataklarımın hasarını artırıyor. Bu nedenden ötürü sadece kalkan kazanacağım ve vuruşumu böyle deneyeceğim. Şimdi 5680'e çıktı. Geo direncini düşürdüm ve hasarım arttı. 1745 oldu, bu da demek oluyor ki hasarım 3400'e ulaştı. Şu anda hasarım bayağı bir yüksek arttı. Üstümde kalkan yok ancak rakibin Geo direnci hala düşük olduğu için taş vuruşlarımla beraber yani normal vuruşlarımla beraber 3200'e kadar hasar verebiliyordum. Kalkanla beraber de 3400'e geçik bir hasar verebiliyorum. Yani hasarım benim 2700'lerden 3400'e kadar çıkabiliyor. Sadece bir kalkan kazanmamla beraber ve sadece normal atak için geçerli bu. Peki ben şu şekilde bir arada charge atak gerçekleştirmek istiyorum. 3300 vurdum daha doğrusu. 8500. Tamam. Ben bir adet kalkan kazanacağım. Geo direncini de düşüreceğim. Şimdi şu şekilde bir charge atak yaptım. 4200. 10849 gayet güzel bir hasar. Aynı zamanda duvardan da Geo damage bonus kazandım. Öyle bir vuralım. Ancak şu an kalkanım bitti. Yine kalkan alacağım. Şöyle bir adet daha vuruş yapalım. Kritik vurabilsem daha da güzel bir hasar göstereceğim ancak. 11518. Hasar farkı 3000'e kadar çıkıyor charge atakta. Yani bu Geo Resonance parti özelliği gerçekten çok büyük işe yaradı Ningguang için. Hadi bunu başka bir golem üzerinde daha test edelim. Ancak bundan önce şunu da belirtelim. Geo parti resonansta kalkan kazanmak çok fazla önemli olduğu için takımınızda mutlaka kalkan kazandıran bir karaktere ihtiyacınız var. Ve Ningguang dışında bir adet daha Geo karakterine ihtiyacınız var ki bu bonusu açabilirsiniz. Ben partimde Noel, Xingqiu ve Dayone'yi beraber tercih ettim. Bunun sebebi Dayone hem şifa görevini görüyor hem de kalkan kazandırabiliyor. Noel'le beraber artışık olarak kalkan basabiliyorum. Bu sayede sınırsız kalkan elde edebiliyorum. Birisinin süresi bittiğini hemen ötekinin kullanabiliyorum. Xingqiu'nun olayı ise düz vuruşlarımla beraber ekstradan hasar verebiliyorum Xingqiu'nun ultisinde. Ayrıca Xingqiu'nun kristalize özelliğiyle beraber de Ningguang'ın Arkik Petra özelliğini birleştiriyorum burada. Bununla beraber Xingqiu'nun ultisinin hasarını artırabiliyorum. Ningguang ortada olsa bile. Gayet güzel işlev sarılıyor. Tabii ki siz Ningguang DPS olarak kullanırken isterseniz burada 2 adet Arkik Petra, 2 adet Gladiatorus final takabilirsiniz. Ancak benim eserlerim neredeyse Godrill olduğu için yani aşırı güzel olduğu için ben herhangi bir şekilde Gladiatorus final takma gereği duymadım. Bu şekilde hatta Gladiatorus finalde olan bir sete göre daha da fazla vuruyorum. Çünkü ultisinin birleşmesiyle beraber. Şu şekilde eserlerimi kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Önceki Ningguang videomda zaten göstermiştim. Birinci nitelikte atak, birinci nitelikte Geo Damage bonus kupada ve taç kısmında da kritik damage taktım ki bu sayede niteliklerimi oldukça yükselttim. Atağım 1625 şu anda ancak kritik şansım %52 iken kritik damage'im de %56.5 ve Geo Damage bonusum da %79.6. Şimdi sınırsız kalkan özelliğini nasıl yapacağız? Sürekli kalkanı kazanaraktan rakibe vurmak önemli. Bu nedenden ötürü Noel'de E'ye basacağım. Ningguang'a geçeceğim. Gözüm sürekli olarak Ningguang'ın kalkanında olmalı. Kalkanı biter bitmez
Hemen Doyuna'nınkini geçmeliyim ki hasarımdaki artış bonusu kaybolmasın. Bu sayede rakibi sürekli olarak vurayım. Kalkan bitti. Dayuni ile tekrardan kazandım. Tekrardan Ningguang'a geçiş yaparak vuruşlar yapmaya devam ediyorum. Bu arada bakın ultimdeki hasar da bayağı büyük bir oranda arttı. Hatta kalkan kazandığım haldeki vuruşumu ekrana yansıtayım. Birazdan da kalkan açmadan rakibe ne kadar fazla vurabilirim onu test edelim. Sıradaki Ruin Guard'ımıza geçelim. O da buradaydı zaten. Hemen kalk oradan. Kalk. E'yi açalım. Enerji gelsin hemen. Şimdi bir de kalkan kazanmadan ki attığım ultimin hasarı. Arada oldukça büyük bir fark var. Her bir taş başına en az 1k hasar fark etti. Ki oldukça fazla taş atıyoruz zaten rakibin üstüne. Büyük bir hasar artışı demek oluyor bu da. Son olarak Ningguang'ın hasarını bir de Bennett'in ultisiyle beraber test edelim. Özellikle ultisini. Ruin Guard'ımızı uyandıralım. Nuala geçiş yapalım. Onunla zaten kalkan kazanacağız. Nuala kalkanı kazandık. Bennett'le ultiyi attım. Ningguang ile E'yi açtım. 21.000 vurdu E'yetineyim. Üstüne ultiyi bastım. Bakalım bu sefer. Her bir taş neredeyse kritikle beraber 10.000 vurdu. Charged atakların hasarı... Normal ataklarımın hasarı bayağı bir arttı. Tekrardan şimdi bir de ulti atayım. Bakın aradaki hasar farkı oldukça büyük. Bennett ultisiyle beraber hasar deli gibi artmış oldu. Zaten ekranda da şu anda hasar karşılaştırmasını görebiliyorsunuz. Ben kesinlikle bu şekilde takım dizilimini daha çok tercih etmenizi önerebilirim. Elbette Dayone'yi kullanarak da sınırsız kalkan elde edebilirsiniz. Ancak Bennett'in şifası da eğer ki Bennett'i özellikle takım yıldızı biri ulaştırmışsanız Dayona kadar etkili olacaktır şifa konusunda. Peki, Xingqiu ile beraber nasıl kullanıyoruz Ningguang'ı? Ve kristalizde bu özelliğimiz çalışıyor mu diye partilerseniz onu da test edelim. Normal vuruşumuz neydi bizim? 500 civarında, 538. Xingqiu'nun neyisini vurdum. Ningguang'ı geçtim. Vuruş yaptım, yerden kristalizeyi aldım. Burada ölmesem iyi olacak. Alamadım da onu. Noel'in kalkanı çalıştı. Evet, öldüm. Şimdi Dayone ile ulti atayım. Karakterleri de pek geliştirme fırsatım olmadı ancak bakın kristalize de yine Geoparty Resonance özelliği ile beraber çalışabiliyor. Bu nedenden ötürü Dayone ile Noel'in kalkanı yetişmese bile Shunfi'den kazanmış olduğum kristalize ile beraber yine hasar artışı elde edebiliyorum ve yine rakibin Geo direncini düşürebiliyorum. İlla ki takımınızdaki adet kalkan basan bir karakter bulunmak zorunda değil. Ya da Ningguang ile beraber Albedo'yu koyarsınız. Yine Xingqiu veya Beidou gibi karakterler koyarsınız. Sürekli olarak kristalize elde edersiniz. Bu sayede yine herhangi bir kalkan kazanmadan sadece kristalizenin bonusu ile beraber Geoparty Resonance'dan faydalanabiliyorsunuz. Ancak ben yine de garanti olsun diye hem de hasar rahat bir şekilde önlesin diye. Biliyorsunuz ki Ningguang charge attack yaparken çok fazla oyalanıyor. Ancak asıl hasar da o şekilde veriyor. Kalkan kazanmayı daha fazla önem veriyorum. Az önce ne demiştim? Ningguang'ın takımında Beidou ve Xingqiu'yu da beraber kullanabilirsiniz. Çünkü Ningguang sık sık normal atak gerçekleştiriyor. Şimdi asıl kombomuzu gerçekleştirelim. Her zaman kombonuzu yaparken mutlaka öncelikli olarak kalkan kazandığınızdan emin olun. Çünkü bu kalkan tüm karakterlerinize hasar artışı sağlıyor. Xingqiu ile beraber E'yi atıyorum, ultim açıyorum. Beidou'ya geçiyorum, ultim açıyorum. Yine kalkan kazandırıyor bana Beidou. Takım yıldızı biri olduğu için. Ve düz vuruşlarımda hem Geo hasarı, hem su hasarı, hem de elektrik hasarı veriyorum. Ve bu şekilde Ruin Guard'ı anında def edebiliyorum. Ancak Beidou'yu bu şekilde oynamak istiyorsanız mutlaka Beidou'da enerji recharge takmış olduğunuzdan emin olun. Şöyle gösterelim hemen. Burada enerji recharge takarken burada ise Electro Damage bonus takmanız gerekiyor. Touch'da ise yine Critic Damage tercih edebilirsiniz çünkü ultinizde de bu işlediği için düz duruşlarınızı güçlendirebiliyor. Dediğim gibi bu şekilde de çok güçlü bir takım elde edebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ancak Geoparty Resonance'ı açmanın en basit yolu Ningguang ile beraber Noel'i kullanmak. Noel'in kalkanı ve şifa özelliği de zaten yeterli olacaktır. Bu tercih tamamen size kalmış. Son olarak da Pyro Regisvine ile kapışalım. Ardından videomuzu noktalayabiliriz. Öncelikle olarak kalkan kazandığınızdan emin olun. Dediğim gibi tüm karakterlerinizin hasarını artırıyor bu kalkan. Tüm enerjim yetmedi. Hidro kılıçlarını çıkarabilseydim iyi olacaktı.
Hemen şöyle vuralım. Duvarı açalım. Hızlıca kıralım şunu artık. Hadi son bir hasar daha. Düştü. Noelle tekrardan kalkan kazanıyorum. Shinku ile E'ye basıyorum. Tekrardan E'ye bastım. Sacrificial Sword sayesinde Beidou ile enerji biriktirmeye devam ediyorum. Duvarı biraz arkada açtım. Çünkü botun üzerinde açarsam yok olabilir duvar. Ardından bu şekilde kombolarımı yapıyorum. Ve boss'a gerçekten kısa süre içerisinde büyük bir miktarda hasar verebiliyorum. Bir de Beidou'nun ultisi olsaydı çok daha güzel bir hasar çıkarabilirdik. Ancak maalesef o yetişmedi. Enerji açar takmadığım için hatta Beidou'nun üzerinde hiçbir eserim yok maalesef. O zaman videomuzu burada noktalayabiliriz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.